Toz Altın paranın rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler, paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Amerika'dan gelen haberle başlayacağız. Fed'in 12 bölge bankasından gelen raporlarla hazırladığı 5 kitap açıklandı. Evet. Nedir hocam bu 5 kitap? Neler var içinde? Bu arada tabii yine Dow Endeks tarihi rekor kırdı. Dün bak senin de sesin geliyor şu an bizim... Hocam ne yapıyorsunuz? Yayına başladık. Ben burada ciddi ciddi FED diyorum, Amerika diyorum. Siz orada oyun mu oynuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok. Süperdi ya. Tamam. Hayır şeyde paranın rotası başlıyor diye tweet atayım dedim. Tamam o sırada yayına girdim. Tam bizim adresi bulayım derken... Bir ses geliyor, ben de duyuyorum. Televizyona bağlandım yani internetten. Neyse farklı bir oyun falan değil yani, bizim sesimiz yine değil yok, mi? Yok yok bizim sesimiz tamam. Yani bir şey yok. Evet. Ne diyorduk? 5 kitap diyorduk. 5 kitap diyorduk. 5 kitap evet. 5 kitap açıklandı hocam, ne var içinde? Bir de dediğim gibi Amerikan borsaları ya, dün de rekor vardı. Bugün de yani dünden önceki gün de rekor vardı. Bugün de yine rekor var. Evet. Bu rekorlar nasıl oluyor? Devam edecek mi? Bize de geleceğiz. Evet. Bizde de olumlu bir tablo var yine ama Amerika'dan başlayalım. Evet evet. Şimdi 5 kitap aslında Amerika için şöyle önemli bir kitap. Dün o açıklandı ve dün bir de ADP istihdam verileri geldi ki yarın şey gelecek, tarım dışı istihdam gelecek. Orada da beklentilerden iyi rakamlar geldi. Ve Amerika'da mali uçurum hikayesi bayağı bir artık laçka oldu. O artık onu piyasanın baktığı yok. Piyasalar rekor kırıyor. Bu 5 kitabın özelliği, Amerika'nın 12 tane bölgesi var. Yani Türkiye'de 7 bölge olduğunu düşün. Evet. Ve bu 7 bölgenin ekonomik gidişatına ilişkin olarak bir sürü veri geliyor. Böylelikle Amerika'nın geneline yayılmış bir büyüme var mı? Veya işsizlik nasıl gidiyor? Bunu oradan görüyorlar. Tabii bu veriler ilk başta Amerika Merkez Bankası'nın, Fed'in eline geçiyor. Ve dün açıklanan kitapta da bu raporlarda ılımlı bir büyüme. Yani tamam büyüme var ama bu çok bariz artık enflasyonu da azdıracak bir büyüme değil. Yavaş yavaş bir büyüme var. Bazı bölgelerde işsizlikte hala çok fazla kıpırdanma yok ama bütün bölgelerde konut sektöründe yükselişler var. Şimdi Amerika'da para politikasını etkin kılan en önemli faktörlerden bir tanesi varlık fiyatları arttığı zaman, yani konut fiyatları arttığında veya borsa arttığında, ki borsa 3 kanaldan ekonomiyi ciddi anlamda etkiliyor. Bunun gelir etkisi yaratıyor. Yani senin eğer elinde hisselerin varsa ve sürekli borsa yükseliyorsa gelirim arttı diyorsun. Buna göre harcamanı da daha bir güvenle yapmaya başlıyorsun. Hı hı. Benzer şekilde konut fiyatları artmaya başladığında benzer etkiyi yapıyor. Yani bankalardan gerçi eskisi gibi zaten kredi çekemiyorlar ama kriz öncesinde konut fiyatları arttıkça evi bankaya ipotek gösterip, yani bir nevi o şekilde yaparak kredi çekebiliyordun. Evin değerlemesini yaptırıp. Şu an en önemli şey ilk defa, yani uzun zamandır ilk defa 12 bölgenin hemen hepsinde bir ılımlı büyüme var. Artı konut sektöründe de çok belirgin bir şekilde dipten dönüş ve artık yavaş yavaş yükseliş başlamış durumda. Ve şirketler 198 bin kişilik bir istihdam yaratmışlar bu son bir önceki 5 kitaba göre. Dolayısıyla bunlar da tabii Amerikan ekonomisinin büyüdüğüne ilişkin sinyaller. Bu çok çok önemli. Şey açısından çok önemli. Yani bizim açımızdan da önemli. Bizi dolaylı yönden etkiliyor. Amerika'daki büyüme genellikle gecikmeli olarak, yani bir genellikle 2-3 ay gecikmeli olarak, evet, Avrupa'ya da yansıyor. Ve Avrupa nın toparlanması Amerika'nın toparlanmasından daha önemli. Ama şunu biliyoruz ki Amerika toparlanmadığı sürece Avrupa'da çok toparlanma belirginleşmiyor. Bu arada Çin'deki genel bir yavaşlama ve daha çok fiyatların artmaya başlaması, emlak fiyatlarının vesaire, orada bir miktar frene basılmayı getirdiği için çok ilginç bir şey oldu Barış. Normalde şöyle oluyordu.
Amerikan borsaları rekor kırdığı zaman her zaman çok sıkı bir korelasyon, yani birlikte hareket etme özelliği emtialarla Amerikan borsaları arasında vardı. İlk defa bu yükselişlerde bu emtia borsalarında bir hareket yok. Hı hı. Şu an sanki emtialar tamamıyla Çin'e yüzünü dönmüş, borsalarda Amerika'ya yüzünü dönmüş gibi bir durum var. Yani hisse senetleri piyasası Amerika'ya bakıyor, emtialar Çin'deki ekonomik büyümeye bakıyor. Çünkü 2008 krizi öncesinde de Çin tüm dünyadan inanılmaz bir ham madde alıyordu. Yani ciddi bir üretim vardı. Amerika'nın ve Avrupa'nın yavaşlamasıyla birlikte de orada da tabii ki üretim yavaşladı. Yani Çin o %15 büyümelerden %7,5'a düşmüş durumda. Adeta orada sıfır büyüme var gibi bir durum var aslında Çin'de. Bu nedenle emtialar pek hareket etmiyor. Evet. Bu aşamadan sonra beklenmesi gereken şey Amerika'nın tamamıyla Çin'i uyararak, yani Çin'deki üretimi uyararak Çin'in de harekete geçmesi. Asıl ondan sonra çok heyecanlı olacak filmin sonu. Yani Çin'de harekete geçtiği zaman Amerika'daki büyümeyle birlikte, işte hiçbir zaman Çin 2008 öncesinde ki fiyatlardan ham madde alamayacak. Yani ham madde de emtialarda da ciddi bir yükseliş başlayacak bence. Şimdi önemli olan nokta, Çin ne zaman büyümeye başlayacak? Benim tahminim Amerika'daki bu büyüme biraz daha yerli yerine oturursa, ki oturacak artık. Çünkü şöyle bir durum var. Mali uçurum nedeniyle aralığa kadar iş dünyası genellikle ayağı sürekli frendeydi. Ve hiç hızlanmıyordu. Krediler, bankalar yine aynı şekilde kredi açmak konusunda çok tedirgindi. Yani mali uçurum olursa ani kötü şeyler olabilir, krediler batabilir vesaire diye. Ve tüketiciler de kredi almak konusunda tedirgindiler. Bunların hepsini bir araya getirince şöyle bir şey resim çıkıyor. Mali uçurum konusu zaten şu an artık gündemde değil. Mali uçurum nedeniyle Amerika'nın notunun düşebilir korkusu ortadan tümüyle kalktı. Evet. Yani artık orada bir not düşüşü söz konusu değil. Böylelikle ben tahmin ediyorum, Mart'a kadar eğer Amerika'daki bu büyüme bir miktar hızlanmaya başlarsa, ki harcamalar ayağı bir miktar zorlanacak, kamu harcamaları, harcama kesintileri, ama vergilere rağmen bu iyi büyüme, yani ılımlı büyüme son 5 kitapta. Çünkü biliyorsun zenginlere vergiler arttırıldı Amerika'da 1 Ocak itibariyle. 400 bin doların üzerinde olanlara. Dolayısıyla Çin'de de bir hareket başlar. Bu Avrupa'yı da bir miktar etkiler. Biz yıl sonuna doğru, belki Eylül ayı gibi, Ekim ayı gibi falan, yavaş yavaş küresel enflasyon ne oluyor falan diye konuşmaya başlarız. Burada yeni riskler oluşmaya başlar. Yani şu ana kadar konuştuğumuz risklerin tamamı küresel ekonomilerin büyüyememesi ve resesyonda olması nedeniyle işsizliğin artması idi. Bu da firmaların işte kazançlarını azaltıyordu. Dolayısıyla da daha temkinli davranıyorlardı. Ama bu senenin sonuna doğru yavaş yavaş ufak ufak enflasyonda kıpırdanmalar başlarsa, ki zaten var enflasyonda. Yani Avrupa bu kadar kötü olmasına rağmen %2 enflasyonu var Avrupa'nın. Yani Japonya enflasyon yaratmaya çalışıyor. Amerika'nın politikalarının tamamı, hani parasal genişlemenin risklerini biliyoruz diyor ya Bernanke. Parasal genişlemenin tek bir tane riski var, o da enflasyon. Başka bir riski yok. Dolayısıyla orada da bir hareket başlayacak bence. Yani yıl sonuna doğru ufak ufak şey yapılır. Bu yüzden emtia, ham madde üreten, madencilik vesaire sektörleri zaten diplerde şu an. Bayağı bir dipteler geçen yıla göre. Oralarda bence primler yavaş yavaş başlar. Yani bunu bir ay sonra görmeye başlarız. Emtialar bayağı bir kazandırmaya başlar. Özellikle buğday olsun, işte diğer metal ham maddeleri olsun. Bir tek orada biraz altınla gümüşü hariç tutmak gerekiyor. Altınla gümüşü hareket ettiren unsurlar daha farklı. O anlamda diğer şeylerde, ham maddelerde önümüzdeki 3-5 ay içerisinde iyi getiriler olabilir. Gecikmeli olarak bence borsaları takip edecek. Evet.
Peki hocam, yine bir başka haber daha var. S&P'den geldi o da. Portekiz'in görünümünü negatiften durağına çevirdi. Bunun piyasalar üzerinde bir etkisi olur mu? Önemli bir açıklama mıdır? Önemli bir haber midir piyasalar açısından? Şimdi şöyle, geçen haftaki yayında da hatırlarsan, ya biz Yunanistan'ı, Portekiz'i, İrlanda'yı tümüyle unuttuk. Hatta evet. İspanya'yı bile unuttuk. Şimdi İtalya'ya odaklandık diyorduk. Portekiz'in almış olduğu tedbirler, yani bütçeyi ciddi anlamda sıkması ve bütçe açıklarının artması durdu. Hemen S&P de bunu ödüllendirdi. Evet. Notunu arttırmadı ama görünümünü arttırdı. Negatifti daha önce görünümü. Ve bunu durağına çevirdi. Ve dedi ki bütçe ve yapısal reformlar göz önünde bulundurulduğunda görünümün Avrupalı kurumların Portekiz'in düzenleme programını desteklemeye devam edeceği belirtildi. Yani Portekiz'in şu ana kadar uygulamış olduğu politikalarla Avrupa bunu desteklemekte bir sıkıntı yaşamayacak. Dolayısıyla da biz de bunu ödüllendiriyoruz şeklinde bir not artışı geldi. Hatırlarsan S&P Yunanistan'ı da 6 kademe mi 7 evet. kademe mi ne arttırmıştı? Yani komedi vardı o zaman da. Gerçi bunların artık hani görünüm arttırmaları veya işte not arttırmaları derecelendirme kuruluşlarının çok da önemli olmuyor. Yani bir devletin kağıdını alıyorsanız siz, çıkartmış olduğu borçlanma kağıdını fon yöneticisi olarak, zaten şu an istediğiniz veriye, istediğiniz şekilde erişebiliyorsunuz. Tabii. Her türlü bilgi kaynağı anında cebinizde, anında önünüzde. Bu anlamda şeye bakarsan bizim notumuz da şey komik yani. Bizim Amerikan faizleriyle bizim faizler arasındaki şeye baktığında, 10 yıllık faizler arasındaki farka baktığında 200 bas puan bile değil. Yani Amerika'ya verdikleri borca göre bize verdikleri borç onun 1.90 üzerinde yani faiz. Bizim notumuzu zaten AA eksi seviyesine piyasa getirmiş durumda. Bu anlamda çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Yani Portekiz'in not görünümünün artmasını ama piyasa kullanıyor. Yani piyasa nasıl kullanıyor? Böyle zamanlarda işte yukarı gitmek istiyorsa piyasa, görünüm artışında çok olumlu bir haber olarak değerlendirerek o şekilde yükseltebiliyor piyasaları. Peki gelelim bize. Dün işsizlik oranları açıklandı. Hafif bir gerileme var. 2012'de %9.2 olarak belirlendi. Evet. İşsiz sayısı 2.518.000. Bir önceki yıla göre 0.6 puan bir gerileme var. Evet, aynen öyle. Bundan sonra bu gerileme devam eder mi? Siz bu işsizlik oranı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Az mı? Yani işsizlik Türkiye'de hallediliyor mu? Öyle mi bakmak lazım? Vallahi Barış, bence Türkiye'nin en başarısız olduğu konulardan bir tanesi kayıt dışı ekonomiyi kayda almak. İkincisi de işsizlik. Yani bu işsizlik oranı öyle düşük bir işsizlik oranı falan değil. Yani Amerika devasa yüzyılın krizini geçirmiş, 7.9'a gerilemiş durumda. 7.8 civarında falan. Burada bizimki 9.2 ama bu tarımı da kapsayan bir işsizlik oranı. Evet. Eğer tarımı çıkartırsan %11.7'si işsiz. Bu anlamda aslında burada ben ciddi bir başarı görmüyorum. Yani tamam, kriz sırasında %12.5'lara falan çıktı. Oradan otomatik olarak düşmesi gerekiyordu. Düştü. Fakat artık 9'un altına inmekte çok fazla zorlanıyoruz. Ve ama işsizlik daha da düşecek ve hızlı düşecek bence. Bugün zaten köşemde, bugün gazetesindeki köşemde onu yazdım. Çünkü son dönemde kamuya ciddi bir eleman alımı var. Evet. Yani kamuda biliyorsun hani ben yanlış anlamasın kimse, mesela engelliler için ciddi bir alım var şu an. Kamuda eğer 3 engelli çalıştıracaksa o kadroların doldurulması istendi. Dolayısıyla onlar da dolduruluyor. Bu anlamda belki işte anayasa değişimi, seçimler vesaire öncesinde, ama hiç olmazsa engelli vatandaşlarımız için bir fırsat da doğmuş oldu ve ben olumlu bakıyorum ona. Bir diğer taraftan Ocak ayı bütçe rakamları da geldi. Orada da çok fazla bir sorun yok. Dolayısıyla orada da sorun olmaması nedeniyle kamu bence eleman alımına devam edecek. Hatta bu yıl sonuna doğru daha da fazla, bak çözülmemiş birçok sorun çözülmeye başlandı. İşte atanmamış öğretmenlerin atamaları şu an yapılıyor. İşte kamuya boşa kadrolara, daha önce beklenen kadrolara alımlar yapılıyor. İşsizlik tahmin ediyorum
9'un altına inecek tekrar. Yani 8 nokta, bu yıl sonuna doğru 8.8'e kadar düşebilir. Ama bunun kamu kaynaklı olacağını söyleyebiliriz. İçeride sanayide, imalat sanayide işsizlik çok fazla şey yapmıyor, düşmüyor. Yani orada yeni istihdam yaratmak zor. Daha çok hizmetler sektöründe istihdam yaratılmış, onları gördük. Peki hocam, gelelim İMKB'ye. 7. günde de yine artış var. 82.500 direncine gelindi. Bundan sonra yükseliş devam eder mi? Ne diyorsunuz? Haftanın son gününe de yaklaşıyoruz. Yarın artık son gün. Bu yükseliş sürecek midir? Evet, şimdi trend olarak ben devam edeceğini düşünüyorum. Yani trend, yükseliş trendi devam edecek. Fakat şöyle grafiği verelim. Bu grafikte daha önceki zirve seviyesinden dikkat edersen şurada düşüş ve bu düşüşün yaklaşık olarak neredeyse %50'sini geri aldı. Yani 11 bin puan düşmüştü burada ve 11 bin puan düştükten sonra 75.500'den 82.500 diyelim. Bu da 7.000 puan yükseldi. Yani bizim aslında altın rasyoya göre, yani Fibonacci'nin altın rasyosuna göre direnç dediğimiz yere geldi. Tam anlamıyla 82.500 direnç seviyesi. Dün de bir miktar işlem miktarında artış oldu. Çok büyük bir artış yoktu ama artış anlamlıydı. Diğer taraftan talep göstergeleri aşırı alım bölgesine girmeye başladı. Aşağıda bu talep bölgesi artık herkesin yeniden alıma geçtiğini de gösteriyor. Halbuki hakikaten bizim yayınlarımız sırasında 76 bin aşağı kırılırsa alım yapılmalı dediğimiz yerde alan birisi şu an çok ciddi kârda. Yani %10, bu neredeyse 1,5 yıllık banka faizi, 1,5 yıllık getiriyi sadece 7 günde borsa aldı. Nasıl ki sert düşüşün çıkışı da sert olduysa, bu sert yükselişler sonucunda ben artık 82.500'ün üzerinde yeni alım çok fazla öneremiyorum. Aynı bu dolarda hani 1.80'in üzerine geçtiği andan itibaren 80-81'den dolarda riskli görüyordum. Bu aşamadan sonra burayı da bir miktar riskli görmeye başladım. Çünkü gelecek hafta Rekabet Kurulu'nun kararı açıklanacak bankalarla ilgili. Daha önce yazılarımda bunu belirttim. Yani Rekabet Kurulu'ndan ciddi bir ceza gelirse çok şaşırırım. Göstermelik bir şey gelecek bence. Piyasada zaten büyük bir ihtimalle bunu satın alıyor. Yani bu kararı satın alıyor. İşte ayın 11'i pazartesi. 12'si de salı. Pazartesiye kalmayabilir. Dolayısıyla bugün de bir miktar yükseliş olabilir. Ama cuma günü biraz satış bekliyorum. Yani bu karları bir realize etmek isteyecektir piyasalar. Onun için... Ama bunda yanılabilirim de. Yani şöyle söyleyeyim. Piyasada yaklaşık 2, 4, 6, 7 ve dün 8 gün olmuş. 7 gündür ben de 7 gün, hani 7 işlem günüdür devam ediyor yükseliş diyordum da 8 işlem günüdür hiç ara vermeden yükseliyor. Bir soluklanması lazım ve bu soluklanmada da 80 bin çok ciddi bir destek. Onun altını beklemiyorum yalnız. Peki yani, hocam diğer direnç noktaları neler diye soruyor mesela Sait Çiftçi bundan sonra. Bir miktar satalım mı ne dersiniz diyor. 82.600'ü sormuş mesela. Mesela satalım mı alalım mı ben karışmıyorum ama ben olsam mesela bu seviyelerden yeniden işte 82.500'den alıp 84.500'den satmaya çalışmam. 76.000, 75.000, 77.000 oralar çok iyiydi. Ama bu aşamada satar, daha da yukarı gider. Bu sefer gider yukarıdan almaya kalkar. Onu beyin otomatik olarak şeyi arar. En tepeyi bulmaya çalışır. Kademeli olabilir satış. Yani yükseldikçe bir miktar satılabilir. Sonra bir geri çekilme. Yani 1000 puanlık, 1500 puanlık bir geri çekilme yeniden alım için uygun seviyeler. Şu an Türkiye'nin önünde ne hikayesi var dersen, şu an Türkiye'nin önünde birincisi bir büyüme hikayesi var. Yani Türkiye her ne kadar 2012'de %4 hedeflemiş ve %2,5 civarında büyüyecek olsa da bu seneki büyüme hedefi, %4 büyüme hedefini hükümet bence gerçekleştirmek isteyecek. Evet. Peki hocam, şimdi reklama gideceğiz. Bir dakikamız var ama bir de şeye bakalım. Bugün ne tür gündem maddeleri var? Hangi veriler açıklanacak? Ona bakalım. İstersen sonra reklam dönüşünden sonra altına, dolara ve sorulara geçeceğiz. Reklam dönüşünden sonra çok kısa olduğu için o gündeme kısaca bir bakalım. Sonra reklama gidelim. Gündemin en önemli maddesi Barış. Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yarın. Bugün de asıl büyük gün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin yapacağı açıklamalar. Faiz toplantısı var. Faizde düşürecek beklentisi de vardı bu hafta içerisinde. Ama genel olarak piyasa hayır değiştirmeyecek diyor. Dolayısıyla bugün tahmin ediyorum
eğer faiz değiştirirse çok farklı hikaye oluşur. Yani faiz indirirse Avrupa Merkez Bankası, bu çok ciddi borsalarda Amerika gibi Avrupa'da da rallileri beraberinde getirebilir. Hı hı. Onu izlemek lazım. Ben geçen toplantıda %100 diyordum, yani faiz indirmez, ama bu toplantıda %70 diyorum. Yani %30 da indirme olasılığı var. Olabilir. Evet. Peki hocam, şimdi gidelim reklama. Dönüşte doları altını konuşacağız. Sorulara ve yorumlara bakacağız. Kısa bir reklam aramız var. Reklamdan sonra tekrar buradayız. Paranın rotası devam ediyor. Hocam, Recai Uzun der ki, Dow rekor kırarken büyük yatırımcılar Soros ve Buffett gibi büyük fon sahiplerinin yüksek miktarlarda ellerindeki hisseleri sattıkları haberlerini nasıl yorumlamak lazım? Valla şimdi şöyle, yani ne Soros ne de Buffett hiçbir zaman şey yapmaz. Yani kalkıp da ben şu kadar hisse sattım diye ayrıntısını vermez, ama bu tür haberleri çok uzun zamandır da görüyoruz. Mesela Buffett kriz sırasında girip ben şu hisseleri alıyorum açıklamasını da yapmıştı. Bunlar uzun vadeli yatırımcılar. Yani ne Soros ne Buffett bugünden yarına bir şeye bakmaz. Değerleme yaparlar ve ona göre alır satarlar. Şimdi Dow rekorlar kırıyor. Onlar da geçmiş tüm tecrübelerini herhalde kullanarak bir miktar satış yapmış olurlar. Ama mesela Buffett hiçbir zaman elindeki hisselerin tamamını çıkartmaz. Belki hani kademeli olarak bir miktar kar realize edebilir. Şimdi bu aşamada tabii bu soru şöyle bir soru. Hani bir yandan piyasa yukarı gidiyor, bir yandan da büyük bilinen dünya çapındaki yatırımcılar hisse satıyor. Haberi geldiği zaman insanın kafası karışıyor. Benim tahminim şu. Mesela Greenspan, Amerika Merkez Bankası Başkanı, endeksi, Nasdaq endeksinde çılgınlık vardı. Her hisseyi böyle bir internet şirketini çıkartıyorlar, deli gibi paralara satıyorlardı. Ve 4200 seviyesine gelmişti. Ve Greenspan çıktı, dedi ki, bu dedi çok yükseldi. Burada balonlar oluşabilir, dikkat edin falan dedi. O onu söyledikten sonra Greenspan 5000'e kadar da gitti. 5100'lere kadar da, 5050'lere kadar da Nasdaq endeksi gitti. Burada da hani bu haberi ben şöyle ivmeye bakarak, Dow'daki ivmeye bakarak, değerlemelere bakarak, şirket karlarına ve geçmiş fiyat kazanç oranı, piyasaları değeri, defter değerlerine bakarak şunu söyleyebiliyorum. Burada rekor kırıldı, kırılmaya da devam edecek. Yani yeni rekorlara imza atacak. Hı hı. Ama bu belki bir hafta sürecek, belki 10 gün sürecek, sonra yeniden bir miktar satış gelecek. Ama şu an satmaya başlayanlar, hani direnç diye satıyorlar, orada büyük bir boğa tuzağı dediğimiz, artık kırıyor gitti dediğimiz ve herkesin çok alıma geldiği, Amerika'da yöneldiği yerlerde bence asıl satış gelecek. Şu an henüz onu görmüyoruz. Yani şu an hala fonlar var ve bir süre sonra küçük yatırımcı da girecek orada piyasaya. Ve o zaman bence asıl düşüş gelecek. Ben bu şekilde yorumluyorum. Peki Serkan Köklü hocam, altın kısa vadede ikili dip yapmış olabilir mi diye soruyor. Altın kısa vadede ikili dip yaptı bence. Ama şöyle, buradaki marj oldukça düşük. Yani bunu verelim grafiği arkadaşlar. Grafikte şurada birinci dip burası, ikinci dip de burası. Dolayısıyla bu grafikte özellikle söyleyeyim. Şu seviye ikili dip. Buradan olsa olsa biz 1625'e kadar bir yükseliş bekleriz. Bunun üzerinde şöyle bir direnç var ve 1625 seviyesinde. Şu an 1580 dolar seviyesinde bulunuyor altın. Buradan 1610-15'e kadar bir yukarı hareket yapabilir. Asıl kritik nokta şu olacaktır. 1625'in üzerine çıkması durumunda o zaman hedef 1600-1700 seviyesi olacaktır. Ve bu şekilde bir yükseliş daha sonra olabilir. Ama şu aşamada ikili dip yaptı diyebiliriz. Altında long pozisyon açılabilir. Kısa vadeli diyorum. Bakın, kısa vadeli pozisyon açılabilir. Ve kısa vadeli pozisyonu kapatma seviyesi, yani stop seviyesi de 1555'tir. 1555 görülürse hemen o kısa vadeli alım seviyesini kapatmak lazım. Bu aşamada altında tekrar 1600
10 ile 25 arasına doğru bir hareket görebiliriz. Ama bu önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde olabilecek bir şey. Eğer 1550 zararına katlanmayı göze alıyorsa buralardan alım düşünülebilir. Peki Abdullah Aktürk de diyor ki hocam altınla ilgili faizi düşürürlerse altına etkisi olur mu? Avrupa Birliği'nde yani Avrupa Merkez Bankası faizi düşürürse altın üzerinde şöyle kötü etkisi olur, şöyle olumsuz etkisi olur. Onlar da faizi düşürdü, daha çok para, altın yükselir gibi mantık oluşuyor ama Euro-Dolar paritesi aşağı gider. Yani Euro aşağı gider. Euro'nun aşağı gitmesi demek doların yükselmesi demektir, hı hı, diğer paralara karşı. Doların yükselmesi demek de altının düşmesi anlamına geliyor. Yani dolar diğer şartlar aynı kalmak şartıyla. İlk etkisi kısa vadede aşağı yönlü olur bence altında eğer faizi düşürürse. Ama o da altın için bir alım fırsatı yaratır. Çünkü ben öyle bir şey olursa Euro dolarda pozisyon alınmasının, şu an mesela Euro dolar paritesi tekrar 1.30'un altına geldi Barış. Dolayısıyla o sanki faiz düşüşü olacakmış gibi bir sinyal veriyor. Hocam, parite demişken isterseniz hem pariteye hem de dolara da bakalım. Dolarla ilgili de soru var. 1.78'e gerilemesini beklediğinizi yazmışsınız bülteninizde ama şu an 1.80, acaba evet, görüşünüzü aynen koruyor musunuz? Öyle, evet, görüşümü koruyorum. İstersen şöyle söyleyeyim. Dolar daha önce geldiği seviye, grafiği alırsak dolar grafiğini, doların daha önce geldiği seviye 1.81.50 seviyesi burasıydı. Yani buraya 1.75'ten gitti. Bu seviyeden yükseldikten sonra, yani şu seviyeye kadar yükseldikten sonra şu geri çekilme %38.2 çizgisine kadar oldu. Ve buradan bir tepki yapıyor şu an. Ve 1.80.50 seviyesini aşması zor. Teknik olarak zor. Yani 1.80.50 seviyesi şu seviyeler. Burayı aşması zor. Ben tekrar buradan itibaren bunu tepki olarak gördüğümden dolayı buradaki yükselişin, yukarı boşluk bırakarak yükselişin temel sebebi de tamamıyla Euro-Dolar paritesinin dün 1.30.70 seviyelerinden bugün 1.30'un altına düşmesi. Yani Euro dolar paritesi düşünce dolar değer kazandı. Bunun üzerine de Türk lirasına karşı da dolar değer kazanmış oldu. Bu yüzden bir tepki var. 1.80-50 civarı önemli bir direnç. Onun üzerine çıkacağını zannetmiyorum. Ama önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tekrar 1.78'lere doğru gerileceğini, fakat şu seviyenin yani 1.78 seviyesinin de bir destek olacağını, bunun altına pek nazlı olacağını, gerilemek istemeyeceğini düşünüyorum. Hocam şimdi gümüş de soruluyor. Az önce aslında altını konuşurken ona da değinecektik. Evet. Şimdi Fatih bir söz bir kez daha hatırlatmış. Gümüş için 19 seviyeleri konuşuluyor. Sizce ne olur? Bir analiz yapabilir misiniz demiş. Şimdi gümüşün grafiğinde aynı altının grafiği var. Yani benzer bir hareket yapıyor. Yani burada da ikili bir dip yapmış gümüş. Bu ikili dipten itibaren yukarı çıkmaya çalışıyor. Şimdi 19 dolar seviyeleri herhalde uzun vadelidir. Yani çünkü bu seviye yaklaşık 25 dolar seviyesi. Daha önceki dip seviye. Ve buraya kadar düşmesi söz konusu olabilir. Yani daha önceki dip seviyeye gelmesi söz konusu olabilir. Ama 19 dolara düşüş için, yani şunu lineer yapalım. 19 dolar seviyesi bu seviye. Ben şu an teknik olarak baktığım zaman emtiaların bu seviyelerde bu seviyelere kadar gerilemesini beklemiyorum. Emtialar zaten gerileyeceği kadar geriledi ve asıl 25 dolardır en fazla düşebileceği yer. Ben 19 doları beklemiyorum. Dolayısıyla bu seviyeden itibaren, yani şu aralığa girmiş durumda, 25 dolara kadar gerileyebilir. Bence 25 dolara gelirse eğer, hı hı, o noktada şey yapmak lazım. Orada bence long pozisyon almak lazım. Bakın şu seviye oldukça güçlü bir destek seviyesi. Burada long pozisyon almak demek, yani 27.5'un altına geldi, 26 dolar seviyesi aslında. Çünkü 25'in altına geçtiği anda 1 dolar zararla kurtarabilirsiniz paçayı. Yani öyle bir yerden alacaksınız ki aşağı geçtiğinde, 25 doların altına geldiğinde zarar etmiş olacaksınız ama bu zarar çok az bir zarar olacak. Şu an alım yapılsa ve bu aşağı geçmiş olsa yaklaşık 4 dolar civarında zarar etmiş oluyorsunuz. Ben şu an şu trend, şu aşağı yönlü trend yukarı kırılmadan long olunmasını önermem. Şu an bir miktar buralarda gümüş bekleyecektir. Sıkışık hareket edecektir. Altın gibi bu da bu diplerde, yani
30 dolarla 26 dolar arasında hareket bekleyebiliriz. Gümüşte orta, yani önümüzdeki bir aylık vadede. Çok ciddi bir hareket beklemiyorum yani. Ahmet Öztürk'ün bir yorumu var hocam, onu sorayım size. Diyor ki dün küçük ölçekli hisselerde satış baskısı vardı. Endeksin 82.500'den 86.000'e çıkışında aynı baskı vardı. Sonra piyasada 10.000 puanlık düşüş oldu. Şimdi de büyük ihtimalle çift tepe oluşacak. Bankalar yükselirken diğer hisselerde çıkış olacak gibi. Katılır mısınız bu yoruma? Ya diğer hisseler derken şöyle, özellikle bilançosu açıklanmayan ama açıklanmaya yakın hisseler olabilir. Onlar da olabilir. Yani burada çift tepe oluşacak, oluşmaya da bilir. Yani bu yoruma çok fazla şöyle katılamıyorum. Yani şöyle bir kategorileştirme giriyor. Yani şimdi bankalar yükseldi, şimdi artık diğer hisseler başlayacak. Evet, diğer hisselerde olacaktır. Bilanço beklentisine göre olacaktır ama hepsinde diye algılanmaması lazım bunun. Zaten o hisseler genellikle endeksten daha iyi bir performans sergilemeye başlıyor. Özellikle bilançosu iyi gelecek hisselerin klasik bir hareketi var, onu söyleyeyim. O da şu Barış. Bilanço açıklanmadan bir ay önce, yani şu endeksin diyelim ki henüz bilançosu açıklanmayan hisseler var. Yaklaşık son 25 güne bakın. Son 25 günde endeksten daha fazla getiri sağlamış olan hisselere bakın. Henüz bilançosu açıklanmamışsa bilanço açıklanana kadar alınabilir o hisseler. Yani endeksten daha fazla getiri sağlamış hisseler. Çünkü bilançodan haberi olanlar mecburen oluyor. Zaten şey oluyor ve bilanço açıklandıktan sonra genellikle realize oluyor. Yani iyi bilanço gelse de satış yiyor. Ama iyi bilanço gelen şirketin artık bitti mi? Hayır. Bence Aralık performansı çok iyi olan bir şirket Mart'ta da çok iyi bir performans sağlayabilir. Ona oturup biraz faaliyet raporu çalışmak gerekiyor. Hocam şimdi yine önemli bir soru var. Türkiye'de reel enflasyon %15 üzerinde, resmi enflasyon %6 civarı, faiz ise 5.75 seviyesinde. Bu durumda aslında fakirleşmiyor muyuz? Bu oyunun adı nedir anlayamadık. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yani reel enflasyon derken tam olarak hani reel dediği herhalde gerçek enflasyon %15 sokaktaki üzerinde. Sokaktaki yani o vatandaşın cebine yansıyan enflasyon anlamında herhalde söylüyor. Şimdi şöyle, orada gerçekten bir defa daha açıklamamız lazım. Eğer asgari ücretle birisi çalışıyorsa, evet, ve gelirinin aylık bazda %20'sini elektriğe, %30-40'ını gaza veriyorsa, onun enflasyonu zaten %15 değil, %15'in de çok üzerinde. Fakat bu anketler ve şeyler yapılırken, ağırlıklar belirlenirken Türkiye geneli baz alınıyor. Şimdi herkes doğalgaz kullanmıyor. Birçok şehrimizde doğalgaz yok. Yani kömür kullanıyor, işte şey kullanıyor vesaire. Dolayısıyla herkesin enflasyonu farklı Barış. Ayda 10 bin lira geliri olanla 1000 lira geliri oranının enflasyonu aynı olmasına imkan yok. Çünkü ben 10 bin liradan sadece 100 lira elektrik ödüyorum. Öteki 1000 liradan 100 lira elektrik ödüyor. Dolayısıyla elektrikteki artış onu çok daha kötü vuruyor. Beni çok fazla vurmuyor. Yani böyle baktığın zaman bir başkası da 50 bin lira şey yapıyor. O da ona göre veriyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Enflasyonun ne olduğu konusunda bizim tek güvenebileceğimiz yer TÜİK'tir. TÜİK'in açıkladığı rakamları genel enflasyon olarak almak zorundayız. Üretici fiyatlarının %1.80'e düşmüş olması üreticilerin zam yapamadığını gösteriyor. Şu an zam yapabilen tek bir yer var. O da kamu. Evet. Elektriğe, gaza, petrole, ondan sonra şeye, diğer vergiler, işte sigara, içki vesaire, onlara vergiyi arttırarak onlara rahatça zam yapabiliyor. Ve orada da zaten cari açık büyümesin vesaire diye onlar zam yapabiliyor. Mecbursun elektriği kullanmaya. Yani o bir mecburiyet. Öbür taraftan şey de mecburiyet. Çünkü elektriği ben 8,5 sente alacağım diye devlet garanti vermiş elektrik şirketlerine. Şimdi 8,5 sente alacaksın. Dolar her yukarı gittiğinde elektrik fiyatları artacaktır. Bu mahkumsun buna. Dolayısıyla zorunlu giderlerde. Akaryakıt aynı şekilde. Ama üretici kesim bunu yansıtamıyor. Yani üretici kesimin elektriği artmadı mı? Ben bakıyorum şimdi şirketlerin gelen bilançolarına. Doğalgaza yapılan zam, elektriğe yapılan zam satışların maliyetini patlatmış. Yani özellikle sanayi şirketlerinde son bilanço dönemi çok kötü geldi bana göre. Yani baktığım zaman
Mesela cam şirketlerinin maliyetleri artmış. Bunun tamamıyla evet. elektrik, enerjiden ve doğalgazdan kaynaklanan maliyetler. Koray Demir diyor ki hocam çimento hisseleri geçen sene kötü geçmişti. 2012 Eylül'den sonra yavaş yavaş alınabileceğini söylemiştiniz. Bu sene için bu hisselerde alım öneriyor musunuz? Evet, çimentoda şöyle bir durum var. Ciddi bir ayrışma oldu. Çok iyi çimento şirketleri var. Yani çimentoda bir bölgesel ayrışma var Barış. Yani şeye baktığımızda, güneye baktığımızda, yani Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda orada işler çok kötü. Ege'ye baktığımızda çok fazla liman inşaatları var, yol yapımları var vesaire. Ege'deki çimento şirketleri genellikle iyi ve Marmara'daki çimento şirketleri. O yüzden çimento şirketlerine bakarken bence ayrışacak şirketler var, ona bakmak lazım. Peki hocam, şimdi Turgut Polat da aynı soruyu birkaç kez göndermiş ama bilmiyorum, şirket hani isim olarak üzerinde durmuyoruz pek, fakat bu şekilde bunlar mısınız? Şekeri destek direnç olarak olduğu için hani bakar mısınız? Ya Turgut şekeri? Polat şeker demiş ama ben bu emtialarda şeker olarak anladım. Söylüyorum. Evet. Herhalde öyle anlıyorum. Yani dünya evet. şeker fiyatları. Şimdi şekerin grafiğini verelim. Çok şeker bir grafiği var. Burada gördüğünüz üzere şeker 35 dolara kadar yükselmiş. Ve bu krizde 30 dolardan 13 dolara düşmüş. Şu anda da şeker 17 dolara kadar inmiş. Vallahi şekerin grafiği bana şunu gösteriyor. Bu haftalık grafik öyle bir yerlere gelmiş ki şeker destek olarak şey diyor yani uzun mesela 6 ay vadeli kesinlikle al diyor. Niye? Çünkü şöyle bir durum var. 6 ay vadeli al demesinin sebebi bu haftalık grafik. Buradan itibaren 17,5 dolardan itibaren bak buralara düşüyor, sonra iyi primler yapabiliyor. İyi primler yapabiliyor. Dünya şeker raporlarını da okumak lazım. Şu an çok ucuzlamış diyebiliyorum sadece. Orta ve uzun vadeli alım için yani altından evet. daha iyi gözüküyor bana. Süremizi doldurduk hocam, çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de katkılarını ötürü teşekkür ediyoruz. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Koza Altın paranın rotasını sundu.